Herkese merhaba. Bol zamlı günlerden selam. Bol zamlı günler demişken konumuz yine zam, akaryakıt zamları. Ve şöyle ilginç bir ayrıntı dikkatimi çekti. Artan akaryakıt fiyatları talebi neden arttırır? Çünkü bildiğiniz gibi iktisat teorisine göre bir malın fiyatı arttıkça talebi düşer, düşmesi gerekir. Çünkü mantıken 3 kuruşluk bir şeyi kimse 5 kuruş vererek almak istemez. Peki son günlerde neden akaryakıt söz konusu olunca bu teori işlemiyor? Yani zam olacağını duyduğumuz zaman gidip akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşturuyoruz. Orada yığılmalar oluyor ve zam olacağı zaman daha çok akaryakıt alıyoruz. Aslında buraya kadar normal. Hani zam bir kere yapılsa ve biz gidip oradan bir kereye mahsus o depomuzu doldursak, hani zam gelmeden son defa depomu doldurmuş olayım desek bunu anlayacağım, ama bizde zam tekrar tekrar yapılmaya başladığı için şöyle bir sorun oluşuyor. Zam olacağını duyuyoruz, gidiyoruz ucuza aldığımız zannederek yine de pahalı bir akaryakıt alıyoruz. Sonra geliyoruz, o akaryakıtı yakıyoruz. Bu süreçte yeni bir zam geliyor zaten. Onun üzerine ikinci bir zam haberi geliyor ve bu sefer zamlı fiyattan, yeni zam gelmeden önce ama bir önceki zamlı fiyattan akaryakıt alıyoruz. Bu artık bir kısır döngüye dönüştü ve devamlı bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla zam yapıldıkça daha çok satış oluyor. Tam tersi olması gerekirken zam geleceği haberini alıp biz akaryakıt istasyonlarına koştuğumuz için zam gelecek, git satış. Yani bir bakıma ülkemizdeki akaryakıt satıcıları için harika bir satış fırsatı oldu. Çünkü adamlar gerçekten zam yapıldıkça, zam geldikçe satışlarını arttırıyorlar şu durumda. Yani tepki vermiyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü bu bir tepki değil. Toplum olarak bir tepki verdiğimizi sanmıyorum. Sadece konuşuluyor. Bu zamların sonu nereye varacak? İşte halk arasında bu konuşmayı çok duyuyoruz. İşte şu karaya, şuraya varır, buraya varır. İşte Ukrayna'da savaş var, ondan yükseliyor. Ya da genel olarak petrol fiyatları yükselmiş, ondan yükseliyor deniyor. Tamam, bunların etkisi olabilir ama halk olarak biz tepki vermediğimiz sürece de bu daha da yükselecek. Yani bugün en azından ilerleyen zamanlarda şartlar daha iyi dönüştüğü zaman bu fiyatlar daha iyi dönüşmüyor. Bunu daha önce de gördük, biliyorsunuz. Ya da 30 kuruşluk bir indirim yapılıp üstüne 1,5 liralık zamlar geliyor yine. Dolayısıyla biz her zam haberini aldığımızda gidip istasyona gidip depomuzu dolduruyorsak bu durum satıcıların işine geliyor. Çok da işine geliyor yani. Adamlar düpedüz şu günlerde satışını arttırdı. Ve zamlı fiyatlardan, çok iyi fiyatlardan satıyorlar. Biz de hiçbir tepki vermiyoruz. Yani biliyorsunuz kontak kapatmak gibi çok sert tepkiler de konuşuluyor. Ama hani bunu yapmıyor olsak ya da günümüzde araba vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu için yapamıyor olsak bile, en azından keyfi kullanımdan biraz uzaklaşıp sadece zorunlu hallerde arabamızı kullanıp diğer zamanlarda toplu taşıma, bisiklet, yürümek, yürüyüş mesafelerini yürüyerek, bisikletle gidilebilecek bisiklet kullanıyorsanız eğer bunu bisikletle yapıp, diğer yerlerde de işe giderken veya otobüse gidebilecek diğer yerlere otobüsü kullanarak gidersek bu satışlar düşecektir sonuçta. Satışların düşmesi de akaryakıt satıcılarını ve zammı yapan diğer kamusal kurumların zamma verilen tepkiye sonuçta bir yine onların da bir tepki vermesi gerekecek. Yani zamlı fiyattan satamıyoruz. Satışlar düştü. En azından bu fiyatları düşürelim. Düşürebildikleri kadar en azından düşüreceklerdir. Ve yeni zamları yaparken bu kadar rahat davranamayacaklardır. Sonuç itibariyle biz de demokratik bir toplumuz. Demokratik hakkımız bizim tepki vermek, bazı şeylere tepkimizi göstermek. Aslında her şeye tepkimizi göstermek demokratik hakkımız. Bunu yapabilecek gücümüz var, yapabilecek fırsatımız var. Ama nedense kimse o arabasının konforundan uzaklaşıp
bu tarz tepkiler vermiyor. Çok ilginç bir durum. Ve böyle ne kadar gider bilemiyorum ama çok da uzun süre gitmeyecektir. Her zamdan sonra satışın arttığı sanırım tek ülkede biziz. Çok ilginç bir durum. Bunu da yaparak iktisat teorilerini bile şu an matematiği bile yani ters köşe yapmış durumdayız. Her zaman söylendiği gibi burası Türkiye. Herhalde ondan oluyor. Ama dediğim gibi yine de bir tepki verelim ve satışları arttırmak yerine düşürebilecek şeyler yapalım. Çünkü yine iktisat teorisine göre talep düşerse fiyat düşecektir. Bu kadar basit. Bunu yapacak gücümüz var, tekrar söylüyorum. Dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.